bu tahtayı. Peki, Doğan Holding var. Doğan Holding geçen hangi yayınımızda olduğunu hatırlamıyorum. Sanıyorum Instagram'da da konuşmuştuk. Bir kere holdingleri ben genel olarak çok beğeniyorum. Çok ucuz buluyorum. Onlardan biri de Doğan Holding. Fakat özellikle son süreçte seçim atmosferinden en çok etkilenebilecek kağıtlardan biri. Öncelikle bunu söyleyeyim. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka bir holding elinizde bulundurun. Benim ana tercihim Koç ve Sabancı. Bunun ikisi daha böyle ön plana çıkıyor. Fakat bir ciddi sıkışma hareketi içerisinde olan kağıtlardan biri de Dohol. Aşağı tarafta şöyle bir örnek vereyim. 8.70'in altında kapanış yapmadan ben buralardan bir alım dener. 9.80'in üzerinde de bir hareketlilik gelirse yukarıda 12.5'lara doğru bir 12-12.5 arasına doğru bir atak bekler. Seçimi özellikle seçimden de holdinge yarayacak bir haber çıkarsa bununla birlikte de çok ekstra bir hareketlilik olabilir. Şimdilik bu sıkışma nereye kırılırsa o tarafa doğru sert bir hareket bekleyeceğim. Ha, yönüm biraz daha alım yönünde. O yüzden hani elinizde yoksa kırılmayı bekleyebilirsiniz. Elinizde varsa da bence taşımaya devam etmeniz gerekiyor. Peki, Kortsa var.